siyasetin yeni şekillenmesini, bakın yeni şekillenmeyi biz atlatıyoruz. Yeni şekillenme sadece belediyelerin alınması meselesi değil. Türkiye'de artık hiçbir şey bu seçim sonrasında söylüyorum, eskisi gibi olmayacaktır. Evet, hemen yarın bir erken seçim gündeme gelmez şüphesiz. Çünkü Türkiye 9 ay önce, 10 ay önce bir seçimden çıktı. Ama Türkiye erken seçimi kesinlikle konuşacak. Bir süre sonra konuşacak, hemen değil tabii. Mazbatalar alınacak, biraz görevler yapılacak. Bu yaz genel itibariyle böyle geçer. Ama sonbahardan itibaren Türkiye çok yüksek sesle iki şeyi konuşur. Bir, yeni siyasi partiler gelecek. Bu süreç içerisinde yeni siyasi oluşumlar konuşulacak. Bazı partilerin kapandığını, bazı partilerin genel başkan değiştirdiğini göreceğiz. Bazı partilerin birleşmelerine şahit olacağız. Ama çok dalgalı bir süreç olacak. 2024'ün sonbaharı, 2025'in ilk aylarından itibaren Türkiye, hele hele ekonomi anlamında Türkiye'nin temel sorun alanları çözülmezse, büyük bir mesafe alınamazsa, büyük bir rahatlık inşa edilemezse, Türkiye erken seçimi konuşmaya başlar. Onun tarihi ne zaman olur onu bilmem. Ama 2025'in yüksek sesle erken seçim konuşulan bir yıl olacağını görmek için çok derin bir stratejik bilgiye ihtiyaç olmadığını ifade etmek istiyorum. Peki şimdi yine seçimlerden devam edelim. YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılım oranını da açıkladı ve baktığımızda %78.11'lik bir rakam var. Şimdi 10 ay öncesi genel seçimlerine baktığımızda ilk turda 14 Mayıs'ta %87.4'lük bir oran vardı. 28 Mayıs ikinci tura baktığımızda ise %85'lik bir oran vardı. Yani %85'in üzerindeydi. Şimdi yerel seçimlerde %78'lik bir oran görüyoruz. Sizce bu kaybın ya da seçmenin sandığa gitmemesinin sebebi nedir aslında? Yani şöyle, gitmeyen seçmenin ağırlıklı AK Parti seçmen olduğunu söylemek, hatta Milliyetçi Hareket Partili, Cumhur İttifaklı seçmen olduğunu söylemek doğru bir değerlendirme olur büyük oranda. Bu seçmen iki şekilde davrandı. Tekrar söylüyorum, AK Parti'ye kızan, AK Parti'nin küstürdüğü ve AK Parti'den dolayı üzülen seçmen iki davranış ortaya koydu. Bir, ya sandığa gitmedi. Çünkü AK Parti'ye kızmıştı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne kızmıştı ama gidecek başka bir kapı yoktu. Yani kendi açısından başka bir partiye oy vermeye eli gitmedi. Öyle bir seçmen grubu var ve benim etrafımda da bir sürü böyle insan var. Bir sürü insanla konuştum dünden bu yana, sandığa gitmediklerini ifade ediyorlar. Sandığa gitme ihtimali daha yüksek olur diye bekliyordum doğrusu ama belli ki özellikle muhafazakar kesimdeki seçmenler, Filistin meselesinde, Gazze meselesindeki hükümetin davranışı, giden gemilerin de etkisiyle ciddi bir tepki ortaya koydu ve bu insanlar bir başka yere gitmedi.